Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Master Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde Red Dead Redemption 2'yi seçtik oynamak için. Neden diye soracak olursanız, bildiğiniz üzere kısa süre önce GTA 5 bedava olarak dağıtıldı ve bütün oyuncular GTA 5'e akın ettiler adeta ve son dönemde bir söylenti var. Bu söylentiye göre Red Dead Redemption 2 hakkında da Rockstar'la görüşmeler var, fakat bunda bir sonuç alınacağını biz sanmıyoruz. Daha doğrusu bu görüşmelerin doğru olup olmadığını bile bilmiyoruz. Lakin böyle bir söylenti madem ortaya çıktı, biz de oyunu oynayalım. Belki gerçek çıkarsa böyle biz de buradan tecrübelerimizi oyun severlerle paylaşmış oluruz diye düşündük. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan şimdi oyunumuza başlayalım. Evet arkadaşlar, oyunumuzu yine Toolpart T7 modelinde oynuyoruz. Master'ın bu bilgisayarda GTX 1660 Ti ekran kartı bulunuyor, 6 GB'lık. 16 GB RAM ve 9. nesil i7 işlemcimiz var. Oyunun ayarlarına girdiğimizde gördüğünüz üzere pek çok şeyin açık olduğunu görüyoruz. Ayarlar genel itibariyle Ultra ve High'da Red Dead Redemption 2 için. Dolayısıyla böyle bir bilgisayar aldığınız takdirde, ki bu bilgisayarın fiyatları en son 9000 liraydı. Gördüğünüz gibi Red Dead Redemption 2 gibi bir oyunu da üst seviye grafiklerde açabiliyoruz. Dilerseniz oyuna yavaş yavaş girelim. Şöyle biraz sesi de kısayım, sizi çok fazla rahatsız etmemek için. Story diyelim. Oyunumuza başlayalım. Play. En baştan açacağım arkadaşlar ben oyunu. Biraz hem oynuyorum diyeceğim, hem de bu GTA 5 muhabbetinden biraz bahsetmek istiyorum açıkçası. Bildiğiniz üzere ülkemize ücretsiz olarak sunuldu. Ülkemize diyorum pardon, tüm dünyada ücretsiz olarak sunuldu bu. O oyun gerçekten çok fazla rağbet gördü. Normaldir GTA 5 gibi bir oyunun rağbet görmesi zaten absürt olurdu. 2013 yılında çıkmış bir oyun. 7 yıl sonra ücretsiz olarak sunuldu. Bu arada şöyle bir söylenti oldu. GTA 5 hemen sunulduktan sonra Epic Games Store böyle bir gizemli bir görseller falan paylaştı yine. Bu oyunun Red Dead Redemption 2 olabileceğine dair bir söylenti yayıldı anında. Tabii ben buna inanmıyorum ki. Pek çok kişi de inanmadı aslında. Yabancı bir oyun sitesinde, yabancı bir oyun mecrasında ortaya çıkmıştı bu söylenti. Ve söylentide oyunun genel itibariyle Rockstar bu oyun için konuştuğu, yani Rockstar'ın görüştüğü fakat anlaşmanın sağlanıp sağlanmaması konusunda henüz adımların atılmadığı iddia edilmişti. Bu arada biz online'a mı girdik diye bakıyorum. Aynen online'a girmişiz. Olabilir. Neyse. Arkadaşlar genel itibariyle şunu diyebiliriz sizlere. Online'da karakter seçme falan var herhalde. Ben bunu oynamak istemiyorum. Ya. Hikayesine bir bakalım. Benim amacım sizlere hikayeyi göstermek. Çünkü oyunun grafiklerini falan göstermek istiyorum aslında. Hikayeden de daha ziyade. Konumuza dönecek olursak. Onun satılacağına dair, ücretsiz olarak dağıtılacağına dair Red Dead Redemption 2'nin bir söylenti vardı. Fakat ben buna inanmıyorum ki çok kişi de inanmıyor. Çünkü Red Dead Redemption 2 gibi bir oyunu ücretsiz verirlerse orayı yıkarlar arkadaşlar. Yani GTA 5'te bile neler olduğunu gördük. Sunucular kilitlendi. Rockstar açıklama yaptı. İşte GTA 5 sunucularında çökme yaşadık. Çeşitli sorunlarımız var gibisinden. O kadar oyuncuyu kaldırmadı online sunucuları. Şimdi bir de RDR2 verirlerse, ki şunu belirtmek istiyorum. GTA 5 korsana çoktan düşmüştü. Çoğu kişi zaten korsanda oyunu aldı, çözdü, oynadı. Henüz RDR2 korsana bile düşmedi arkadaşlar PC'de. Dolayısıyla bu oyunun ücretsiz verilmesi efsane olur. Yüzyılın kıyağı olur. Ama dediğimiz gibi, yani çok yakın bir gelecekte ben böyle bir şey olacağını ne yazık ki düşünmüyorum. Çünkü gerçekten bu oyun efsane bir oyun. Ben bu oyunu bitirdim. Bitireli de bayağı oldu hatta. Şimdi sizlere göstermek için tekrardan açtım. Biraz da bu muhabbetini yapalım dedim. Verirler mi, vermezler mi? Tabii ki vermezler. Keşke verseler. Keşke ücretsiz olarak verilse. Tekrardan herkes bu oyunu deneyimleme fırsatı bulsa. Ama Epic Games'in bile gücü buna yetmeyecektir muhtemelen. Ama illaki ben bu oyunu alacağım diyorsanız. Ben mesela Play Store'da indirimdeydi. Oradan almıştım o zaman. Şu anda hala indirimde zaten orada da. Fiyat 229 lira gibi bir şey ama az değil arkadaşlar. 229 birim veriyoruz sonuçta. Şuna bakın, yani grafikler, kar efektleri ve izler silinmiyor gördüğünüz gibi. Muazzam bir şeyler. Hatta bununla YouTube'da bir video vardı. Adam şekil çiziyordu, ki ne şekli olduğunu söylemeyeceğim size burada şimdi. Muhtemelen belki bazılarınız o videoyu biliyordur. Dolayısıyla
Oyunun muazzam grafiklere sahip olduğunu söylemek mümkün. Muazzam bir hikaye var. Muazzam bir işleyiş söz konusu. At sürme vesaire her şey çok iyi. Bence 2000 yani çıktığı zamanın en iyi oyunu seçilmişti zaten de. Dolayısıyla çok şaşırtıcı değil bu oyunun en iyi seçilmesi. Bu arada tekrardan hatırlatıyorum. Belki videoyu sardırarak izleyenler vardır. Şu anda Ultra'da falan oynuyoruz grafikleri. Dolayısıyla gayet başarılı bir performans sunuyor bilgisayar. Biraz fan sesi de gelmeye başlamıştır. RDR2 gibi bir oyunda fan sesinin gelmesi de çok absürt değil arkadaşlar. Şuna bakın ya, at efektleri bile gayet başarılı. At, bayağı bildiğiniz at yani. Ata benziyor. Bazı oyunlarda biliyorsunuz atlar çok böyle şey değildi. At sürme şeyleri falan. Witcher 3'ü oynamışsınızdır belki. At bir tutunuyordu böyle dallara doğru ağaçlara giriyordu orada kalıyordu. Yani öyle saçma sapan efektleri de gördük biz. Görmedik değil. What about the money? Para hakkında konuştu. Olur. Her şey paradır bu hayatta. İnşallah bedava verir arkadaşlara ya. Yani ben isterim açıkçası. Belki Steam bir kıyak geçer. Onlar da verebilir. Gerçi onlar en fazla Counter'a bedava verirler ya. Premium hesapları falan var ya onun da. Free to play yaptılar onu zaten biliyorum da. Belki onu da hani derler. Bunu da premium hesabı da herkese ücretsiz olarak veriyoruz. Sonra orası zaten çöplük olmuş durumda biliyorsunuz. Tileciden geçirmiyor. Belki PUBG verirler ücretsiz. O da olabilir. Yani oyun ücretsiz verilmesi gerçekten güzel oluyor. Bu 7 yıllık bir oyun da olsa söz konusu GTA 5 gibi bir yapımsa her şey muazzam. Biz küçükken böyle bedava oyun veren şeyler yoktu işte. Mecbur gidiyorduk. Para da yok o zamanlar. Ne yalan atayım. Korsan CD alıyorduk arkadaşlar. Gidiyorduk 2 liraydı o zaman. 2 lira veriyorduk. Alıyorduk yani ne yapalım. Paramız yetmiyordu orijinal oyun almaya. Şimdi yine oyun alma imkanları eskisi kadar sınırlı değil. Daha ucuza bulmanız mümkün. Ya da bilmiyorum. Gelir seviyesi mi yükseldi? Bunu da tam olarak algılayamıyorum ama. Şu anda oyunlar, indirimler falan gerçekten çok ucuza gelebiliyor. Her yerde yani böyle sadece bir tane bir şey de yok. Steam var işte, Epic Games var, Türkiye'de satan Play Store var. Orada da güzel indirimler oluyor. Özellikle böyle bundle paketleri falan veriyorlar. Oluyor yani. Bunları takip etmek lazım. Tabii şimdi bir öğrenci için 200 lira vermek çok kolay bir şey değil. Bunu da biliyorum. Bunun da farkındayım. Biz de öğrenci olduk. Dolayısıyla ona 200 lira verene kadar diyor adam. Yani bir sürü şey, bir sürü masrafı var, bir sürü düşüncesi var. Yani belki kitap defter almıyor ama dışarıda okuyorsa bir kirasını ödüyor vesaire. Zaten lise öğrencisi böyle 200-300 lira rakamları kolay kolay göremez. Muhtemelen harçlığını biriktirmiyorsa. Evet. Şurada bir inelim. Hadi hadi. Az laf çok iş. Good, güzel. Şurada bir kulübe var. Orada biraz ateşli silahları da kullanacağız. Ondan sonra zaten videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Size bu grafikleri falan göstermek istedim. Biraz da Red Dead Redemption 2 hakkında sohbet muhabbet etmek istedik. Bedava verirlerse ortalık ne olur, yıkılır. Bunu biliyoruz. Ama şu anda Civilization 5 bedava gelecek. O yani o bayağı bir güçlü bir söylenti oldu. Bir de Borderlands Handsome Collection mıydı? O galiba. O bedava gelecek. O ikisini de eklersiniz şeye. Kütüphanenize güzel olur. Şu atımızı bağlayalım şuraya. Hitching post. Tamam kardeş bağlayacağız sen. Rahat ol ya. Bak atın yanaşması bile ne güzel. Yani. Hadi. Bak karın içinde yürümemiz bile. Karı gördüm gaydım. Kaymaz olaydım. Sounds like party. Tamam. Ben şuraya saklanayım o zaman. Sen de şuraya saklan. Posta. Heh, tamam. Hadi. Hadi hızlı. Hadi. Hadi. Hadi gangi. Ben hazırım. Adamları kafasından vuracağım. Bir de bu oyunda güzel olan şey tek atışta ölüyordu adam. Yani vücudundan da vursanız ölüyordu arkadaşlar. Öyle 100 tane mermi saydırmanıza gerek yok. Hadi.
Rahatsız ettiğim için üzgün diyor. Ben ve arkadaşlarım şeyde kaybolduk. Bu yüzden özür dilerim. Yardım edin bize falan. Klasik yardım çağrıları. Arthur, problemimiz var. Hemen silahımızı çekelim. Aha bak bak adama bak nereden yaklaşıyor. He, diyor ki bak onda bir body var. Gözlerine muhtemelen bunlar burada oturan kim varsa onları kestiler. Dur silahımı çekemedim. Dur. Heh. Burada oturanları öldürdüler. Göremiyorum ki adam. Aha. Aha. Hadi. Şarjör değişti. Burada oturanları öldürdüler. İşte o vagonun içine koymuşlar. O da adam da görüyor orada tabii vagonu. Arthur, we got a problem, man. Lan sen nereden geldin? Orada tahta da kırılmış. Tamam. Bitti herhalde. Arthur. Var mı içeride kimse? Yok bitti herhalde. Sen niye orada öyle duruyorsun? Living. Var mı bakalım mı? Bırakın beni. Fall of Dutch. Dutch Beniz'desin. Evet arkadaşlar burada da envanter falan topluyoruz. Böyle pencereleri, camları, mamları açıyorsunuz. Bir sürü böyle işinize yarayacak şeyler alıyorsunuz. Mesela şuraya açıp bir tane alalım. Sonra oyundan çıkalım. Search. Yes, search. Al 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 al. Tek 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 tek. Tek 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 tek. Tek tek tek. Hepsini tek. Böyle çantanıza falan koyuyoruz. Close kabinet falan. Close almasa da olur. Yani kapatmasanız da olur. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Red Dead Redemption 2'yi deneyimledik. Neden? Çünkü bu oyunun bedava geleceğine dair bir söylentiler vardı. Ben inanmıyorum. Muhtemelen verilmeyecek zaten de. İnşallah verilir. O da ayrı bir şey. O yüzden sizlerle bir deneyimlemek istedim bu oyunu. Biraz sohbet muhabbet havasında bir oyun oldu. Zaten genelde biliyorsunuz oyun canavarında böyle oyunu açıyoruz. Sohbet muhabbet biraz böyle konuşuyoruz. Sonra videomuzu sonlandırıyoruz. Haftaya yeni bölümde görüşmek üzere diyelim arkadaşlar o zaman. Evet arkadaşlar bu bölümde sizlerle birlikte Red Dead Redemption 2'nin başlangıcına bir göz attık. Daha çok sohbet havasında bir video oldu. Bu arada dipnot olarak belirteyim sizlere. Ben bu oyunu arkadaşlar Play Store üzerinden satın aldım. Niye diye soracak olursanız orada indirimdeydi oyun ve bu indirimi kaçırmak istemedim. Ayrıyeten bu faturaya yansıtma olayları falan da gerçekten çok iyi oluyor. Taksit yansıtabiliyorsunuz. Eğer evinizde Türk Telekom internetini kullanıyorsanız siz de dilerseniz faturanıza yansıtarak bunu çaktırmadan aile bireylerinize ödetebilirsiniz. Tabi faturalarınız otomatik ödemede ise diğer türlü babanız 60 lira gelen bir fatura 90 lira geldiğinde size hayırdır ne oluyor evlat diyebilir. Dolayısıyla açıklamak zorunda kalabilirsiniz ve sonu istenmedik şekilde de bitebilir. Fakat otomatik ödemede ise çeşitli numaralar yapmanız mümkün. Zaten babanız ya da aileniz artık kim ödüyorsa faturayı farkına bile varmadan siz Red Dead Redemption 2 ya da farklı bir oyuna sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Bu da aramızda sır olarak kalsın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.